Herkese merhabalar, bir başka Blackburn oyunuyla devam ediyoruz. Evet, beyazlarla Blackburn oynuyor, siyahlar Müller, sene 1894. E4 ile başlamış Blackburn, E6, Fransız savunması, D4, D5. At C3, At F6, Fil G5, Fil E7. Siyahların arzu ettiği şey, beyazların e5 sürmesi, merkezi kapatmak, sonra... At F7, Fil E7, Vezir E7, Rok'tan sonra C5 ve F6 ile beyazların gurur duyduğu o merkeze yüklenmek, yıkmaya çalışmak. Çünkü şu anda en azından bu konumda beyazların merkezi beyazlara geniş alan vermekte, siyahları kısıtlamakta. Peki Blackburn ne yapıyor? O konumu tam kapatma heves değil en azından hemen. Burada fil alır f6 yapıp filinden vazgeçiyor. Fil f 6ya da at f3 ile gelişime devam ediyor. Diyor ki ben Merkezi kapatmadım. Eğer sen D alır E4 yaparsan memnuniyetle atımı merkezleştiririm. Sonra da büyük olasılıkla uzun rok atarım ve sen kısa rok atacağın için gümbür gümbür saldırırım. Siyahlar da merkezde hemen planını belli etmeyip zaten yapacağı roku atıyor. Blackburn yine fil d gelişime devam ediyor. Merkezi açık tutuyor. Saldırgan oyuncuların tercihi genelde olabildiğince merkezi açık tutmaktır. Şimdi rakip At C6 oynayıp D4 piyonunu isteyince artık Blackburn'e seçim şansı bırakmıyor. Blackburn artık tempoyla E5'ini sürüyor. Rakip de fili E7'ye gidiyor. Evet at C6 yaparak D4 piyonunu istedi ve E5 sürdürttü. Ama şöyle bir sorun var. Biraz önce anlattık ya Fransız savunmasında bu C piyonunun Merkez mücadelesine girmesi, piyon yapısını yıkabilmeye çalışması çok önemli. Şimdi siyahlar bu fikirden vazgeçmiş oldu. Ve peki şimdi beyazlarla nasıl oynayacağız? Bu tür yapılarda tipik bir hamle vardır. O da H4 sürmek. E bu piyon sürüşünün amacı ne? Paldır küldür bu piyonu buraya ilerletmek mi? Hayır bu H4 sürüşü kuvvetli bir feda hazırlıyor. Örneğin siyahlar şimdi at B4 yaparsa belki bir kısmınız bu tipik fedayı biliyor ama her satranç öğrencisinin bilmesi gereken bir feda. Fil alır H7 şah. Şimdi rakip şah H7 yapınca at G5 dikkat edin. Bu piyon olmasaydı bu hamle işe yaramayacaktı. Çünkü rakip e, birincisi şah G8 giderse vezir H5 yapacak. Burayı bırakmasının önemi yok. Nasılsa buradan mat edecek ve atanırsa ki bakalım burada fil g5 hg5'ten sonra açarak şah çekildi. Şah geriye gidince vezir h5 f5'e kaçmak mı istiyor? Acele etmeyin şah çekince kaçacak. Sakin tıkama hamlesi g6 tipik ve burada mata çare yok. Dediğim gibi bazı taktik temalar satrançta muhakkak bilinmeli ve ne kadar çok kalıp taktik tema bilirseniz satrançta işiniz o kadar kolaylaşıyor. Şimdi geyelim oyuna. H4 hamlesinin öneminden bahsettik. Siyahlar da elbet bunu biliyor. 1800 yıllar için tipik bir feda bu. Ve siyahlar burada F6 yapıyor. Böylece G5 karesini ultra güçlü bir şekilde tutuyor. Piyon, fil, vezir olacak şekilde. Diyor ki savunmamı kurdum hiçbir şey olmaz. Hem de rakibin merkezini yıkmaya çalışıyorum. Peki bu Blackburn'u durdurur mu? Hayır, durdurmuyor. Üstelik yanılmıyorsam bu bir simultane oyunu. Blackburn uzun profesyonel yaşam boyunca körlemeler ve simultanelerle para kazanmıştı. Tam bir satranç profesyoneliydi. O yıllar için oldukça zor olan bir şey ve sürekli oynuyordu. F6 hamlesine at G5 geliyor. Sen misin orayı tuttuğunu düşünen? Yanılıyorsun ben atımı yine oraya koyuyorum diyor. Şimdi oyunda alınmış. Bakacağız ona. Peki alınmasa ne oldu? Febe sürseydi ne olurdu? Bunları da özellikle anlatıyorum. Yine bunlar tipik ee, saldırı taktikleri. Vezir H5 geleceğiz. Ya hep buna bu var zaten. Bu kafamız rahat olsun. Buradan saldırı imkanı var. Ama rakip şimdi H6 sürerse burada böyle yaparsa şimdi burada önce bir F4 atı tutuyoruz. Diyelim rakip aldığı zaman burada bir sıkıntı yok. Yine buradan yıkılıyor. Ama Rakip örneğin d4'ü alırsa bu sefer hareketimize bakın. Bu da tipik vezir g6. Bu hamle olmasa vezir atın saldırısı anlamsız olurdu. Şimdi mat istiyoruz. Alınca alıyoruz ve yine bildik senaryoya geldik. Hatta burada şöyle bir tema var. Kale h7, vezir h5, kale h8. Hani şu f'den kaçış önemli ya. Öyle bir tema var veya vezir h5 çekip g6'da büyük olasılıkla olacak. Seçin beğenin alın veya analiz edin bu konum gelirse. Şimdi demiştik ya hareket bu ünlem. At g5 koydu buraya. Şimdi f alır g5. Simultane olduğunu hatırlatayım. Ve burada Blackburn yine bomba gibi bir hamle patlatıyor. Fil alır h7. Şahı açığa çıkartıyor. Bu arada yine diğer bir teknikten bahsedelim. Aşılır G5 de bu hattı aş hattını açmak da önemliydi. Eğer siyahlar G6 yaparsa harekete bakın. Kale alır H7 fedası. Şah H7 vezir H5. Bunlar hep elementer üretici. Şah G7 vezir G7. Hop hop mat böyle. Evet aklınızda olsun bu da. Bunları hep bileceksiniz. Şimdi fil alır H7. Esasen şüpheli. Biraz önce gösterdiğim doğrusu ama Blackburn macera arayan ve bu işin şovunu yapan bir adam, özellikle körlemelerde, simultanelerde, yani böyle oyunlar oynadıkça ünü artıyor, daha çok müşterisi oluyor, daha çok talep oluyor bir anlamda. Yani bugünkü bugünkünden çok da farklı değil. Sonuçta insanların hoşuna giden hareketlerde, çarpıcı hamlerde hamler oynayabilmek, güzel oyunlar oynayabilmek. Şimdi şah 7'den sonra aşalır 5 açarak şah şah 8 8e Şimdi harekete bakın, durduramıyoruz. Blackburn'u. Kale A8 bir de buradan veriyor. Şimdi vezir A5 gelindiğinde fil G5 var. Şah çekince kaçıyor. Olay bu. Şimdi aradaki fark ne? Kale verince ne oluyor? Boyu mu uzuyor? Şimdi kale A8 alınca şahla geliyor. Şah G8 yapınca G6. Kale F5 yapınca vezir A5 hop böyle mat olmuş. Ve oyun harika bir şekilde bitmiş. Ama durun bitmedi. 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 Aslında bu konum beyazlara kazanç değil, kayıp. Tek şartla siyahlar doğru savunmayı bulabilseydi elbette. Hadi bir ev ödevi gibi düşünelim. E, düş, düşünmeyi sevenler bakabilir. Varyantı gösteriyorum. Şimdi göstereceğim varyantlar... Yani bir Göstereceğim varyantta bir yerde siyahlar daha iyi oynayabilirdi. Beyazlar bunu oynuyor. Siyahlar alıyor. Şah böyle kaçıyor. Bunu sürüyor böyle oynuyor. Böyle böyle mat ediyor. Evet, burada bu varyantta siyahların kaçırdığı bir hamle vardı. Bulursanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bakalım kimler bulacak. Evet, bugünkü anlatımımız bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenize esirgemez. Abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Destekleriniz için teşekkürler.